Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik 96, 97, 98. dönemlerde çıkabilecek örnek silah bilgisi yazılı sınav sorularından 30 adet. Daha önceki sınavlarda birebir çıkmış sınav sorularını değerlendireceğiz arkadaşlar. 2022 yılında sizlere birebir çıkacak sınav soruları. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için öncelikle katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılabilirsiniz. Özel güvenlik sorularını çözüp %100 geçebilirsiniz. Aynı zamanda Ehliyet SRC özel güvenlik kanalımız var. Abone olup başarınızı da artırabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Instagram hesabımızdan, Nedim Şeker Akademi Instagram hesabından da özel güvenlik sorularını takip edebilirsiniz. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Ve başlıyoruz. Artık bundan böyle gurur tablomuzu ekliyoruz arkadaşlar. Sizlerden gelen mesajları gurur tablomuzda yayınlamaya başlıyoruz. Bugün yani 9, bugün ayın 9'u 9.01.2022 tarih gelen mesajlardan bir tane seçtim. İlerleyen zamanlarda daha da fazlalaştıracağım. Gurur tablomuz, özel güvenlik gurur tablomuzdaki yıldız öğrenciler, yani sizler de bir yıldız olabilirsiniz. Sınavlardan sonra aldığınız notu bizimle paylaşırsanız bundan böyle isminizi YouTube kanalında açıklayacağım. TC Reis kardeşimiz atmış. İsmini tabi bilemiyoruz bir gün önce. Hocam, güvenlik derslerinizi lütfen gelecek nesiller içerisinde devam ettirin. 87 puanla sınavı kazandım. Özel güvenlik olabildim. Teşekkür ederim. Verdiğiniz ve öğrettiğiniz tüm bilgiler için. Evet. Tabi biz de tebrik ediyoruz kardeşimizi. Güzel günlerde kullansın. 5 yıldız veriyorum ve sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz, çap nedir diye bir soru gelmiş. Yıldızlı sınav soruları 2022 yılında arkadaşlar, sınavlarda sık sık çıkan soruları özellikle yıldız koyarak devam ettiriyorum. Yıldızlı sınav soruları, yıldızlı sınav sorularına dikkat edin, mutlaka size de çıkar. Çap nedir? A, namlu içindeki helizonu çıkıntılarıdır. B, namlu içindeki helizoni girintileridir. C, namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir. D, namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir. E, fişeğin uzunluk ölçülüsüdür. Çap, namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafeye denir. Burada cevap Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biridir? Bakın, yiv ve setin işlevlerinden biridir sorusu da yıldızlı sınav sorularında. A, merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar. B, merminin azami mesafesini artırır. C, merminin dönerek ilerlemesini sağlar. D, ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar. E, merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar. Tabii ki Y ve setin işlevlerinden biri olmayanı soruyor burada arkadaşlar. Denizli seçeneği Y ve setin işlevlerinden değildir. Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlamaz. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz, silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yine yıldızlı sınav sorularından. A, kimyasal silahlar. B, ateşli silahlar. C, biyolojik silahlar. D, ateşsiz silahlar. D, yarışma silahları. Evet, silahların sınıflandırılmasında yarışma silahları yoktur. Cevap Edirne seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A, serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
B. Raf ömrü tamamlamış fişekler kullanılmamalıdır. C. İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir. Bakın ne kadar tehlikeli. D. Menşei belli olmayan fişekler kullanılmamalıdır. E. Silaha uygun çapta fişekler kullanılmalıdır. Çok doğru. Bakın D ve E doğru. Serin kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor. Raf ömrü tamamlamış fişekler kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde havai fişek gibi patlar, değil mi? Ama ihtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir diyor. Kesinlikle yapılmaması gereken bir hareket. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 5. sorumuza geçelim. Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Yine yıldızlı sorulardan. Hedef arpacık gez göz. Gez göz arpacık hedef. Arpacık göz gez hedef. Göz gez hedef arpacık. Göz gez arpacık ve hedef şeklinde verilmiş. Tabii ki göz gez arpacık ve hedef nişan hattı sıralaması doğrudur. Edirne seçeneği doğru cevap. 6. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz? Yine yıldızlı sorulardan tetik iğne, iğne yayık, çıkarıcı ve horoz şeklinde verilmiş. Ateşleme tertibatı içerisinde çıkarıcı yoktur. Cevap Denizli seçeneğidir. Tetik iğne, iğne yayı ve horoz ateşleme tertibatı içerisinde vardır. 7. soru ilk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiğin tekrar çekilmesine gerek kalmadan tetiğe basılı tutmak kaydıyla şarjördeki tüm fişeklerin atılabildiği tabancalara ne ad verilir? Tam otomatik tabancalar, toplu tabancalar, tek atışlı tabancalar, yarı otomatik tabancalar, tek hareketli tabancalar. Tabii ki tam otomatik tabancalar adı veriliyor. Adana seçeneği doğru cevap ve yıldızlı sınav sorularımızdan bir soruydu arkadaşlar. Sizlere de mutlaka çıkar. 8. sorumuz delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır? Delici, kesici, ezici silahlar. Değil mi? Bıçak mesela. Değil mi? Kesici. Ateşli, ateşsiz, sivil silahlar, hafif ateşli silahlar, harp silahları. Tabii ki nedir? Ateşsiz silahlar grubu arasındadır. Bursa seçeneği doğru cevap. 9. sorumuza bakalım. Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir? Namlu, şarjör, kovan, gerder, sürgü. Evet, bakın ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön veren hedefe göndermeye yarayan parça nedir? Namludur. Cevap Adana seçeneği doğru cevap yıldızlı sınav sorularımızdandı arkadaşlar. Onun sorumuza bakalım. Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir? Ateşleme tertibatı, boş kovan atma tertibatı, sürgü kapak takımı, nişan tertibatı, horoz tertibatı. Evet, burada da tabii ki namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata adı üstünde bakın nişan hattını oluşturmaya yarayan nişan tertibatıdır. Yani Denizli seçeneği doğru cevap. 11'e bakalım. 9 çarpı 19 milim şişekte 19 rakamı neyi ifade etmektedir? A. Çekirdek çapını, B. Çekirdek boyunu, C. Kovan çapını, D. Kovan boyunu, E. Kapsül boyunu. Evet. 19 milim değil mi? 19 milim neyi ifade eder? Kovan boyunu ifade eder. Evet. 6 çarpı çekirdek çapı. Yani 9 da neyi ifade ediyor? Çekirdek çapını. Evet. Örneğin 6.35 çarpı 16 milim fişeğin anlamında
36-35 çekirdek çapını ifade eder. Yani burada 9 neyi ifade eder diye sorsaydı çekirdek çapını ifade eder. Yıldızlı sorularımızdan bir soru mutlaka size de çıkar. Daha önce sık sık sınavlarda çıkan bir soruydu. 12. sorumuz, gerek otomatik silahlarda gerekse toplu silahlarda ateşleme neticesinde fişek yatağındaki boş kovanı veya fişek yatağındaki fişeği çıkarmayı sağlayan tertibata ne denir? Fişek verme tertibatı, kovan atma tertibatı, ateşleme tertibatı, nişan tertibatı, emniyet tertibatı. Tabii burada arkadaşlar bize kovan atma tertibatını sormuşlar. Bursa seçeneği doğru cevap. 13'e bakalım. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Silahın temiz olması, B iğnenin sağlam olması, C şarjör çıkartı fişek yatağının kontrol edilmesi, D çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması, E namlu içinin tozlardan arındırılmış olması. Evet. Burada da kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus şarjörü çıkartı fişek yatağının kontrol edilmesi çok önemlidir. İçinin dolu veya boş olup olmadığını ne yapmak gerekiyor? Kontrol etmek çok çok önemlidir. 14. sorumuza geçelim. Bu da çok önemli bir soruydu. 14. sorumuz, toplu tabancalarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? Kabza, top, yiv, şarjör, sürgü. Evet. Toplu tabancalarda tabii ki atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu yer toptur. Bursa seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz yine yıldızlı sorulardan. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir? A. Mermi yolu, B. Etkili menzil, C. Azami menzil, D. İlk hız, E. Hedef. Evet. Burada da bakın arkadaşlar, bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafe azami gidecek. En uzak değil mi? Azami hız, azami menzil. Evet. En yüksek. Evet, azami menzil. Yıldızlı sınav sorularından bir soruydu. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 16. sorumuz, uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tamamına ne denir? Nokta nokta. Cümlesindeki boş bırakılan yere ne gelmedir? Silah, tabanca, atış, tüfek, bıçak. Evet, burada bize neyi sormuş? Tabii ki silahı sormuş değil mi arkadaşlar? Evet, cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 17. sorumuz önemli bir soru. Yine yıldızlı bir sorumuz. Arkadaşlar yıldız yıldız verebiliriz bu sorumuza da. Bakın. Aşağıda silah sökülürken uygulanacak kurallar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir? 1. Sürgü geriye doğru çekilir. 2. Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir. 3. Şarjör çıkarılır. 4. Fişek yatağı gözle kontrol edilir. Öncelikle yapmamız gereken şudur. Silah sökülürken silah ölü bir noktaya çevrilmesi gerekiyor. Öncelik sıralamamız budur. Silah ölü bir noktaya çevrilir. Daha sonra ölü noktaya çevrildikten sonra şarjörü çıkartırız. Şarjörü çıkarttıktan sonra sürgüyü geriye doğru çekeriz ve fişek yatağını gözle kontrol ederiz. Herhangi bir içeride mermi var mı yok mu kontrol ettikten sonra işlemimizi bitiririz. Hemen seçeneklere bakalım. Öncelik ölü noktaya çevirdik. Hangi seçeneklerde var? 2'nin olduğu seçenekler bakın B ve E'de var. Sadece diğerlerini eledik. Bakın. Sonra
Ne yapıyoruz? Şarjörü çıkartıyoruz. Şarjörü çıkartıyoruz. Üçüncü, yani ikinci sırada yaptığımız nedir? Bursa seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Evet. 18. sorumuza geçebiliriz. Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A. Barut miktarı. B. Namlu uzunluğu. C. Tetiğin sert çekilmesi. D. Çekirdek ağırlığı. E. Yiv ve setlerin sayısı. Burada da tetiğin sert çekilmesi etkili değildir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz. Silah ile nişan alma arasındaki sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir? Gez, hedef, atış hocası, tabanca, arpacık. Evet. Burada da dikkat ederseniz bakın arkadaşlar, silah ile nişan alma arasındaki en önemli nişan alma nedir? Arpacıktır, değil mi? Yani Edirne seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz. Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır? A. İğnede kırılır. B. Çekirdek namluyu terk edemez. C. Yiv ve setlerde aşınma meydana gelir. D. Namluda şişme oluşur. E. Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz. Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisiyle karşılaşılır sorumuzda kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz. Edirne seçeneği doğru cevap. 21'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tabancaların emniyet tertibatlarından değildir? Horoz emniyeti, ikaz pimi emniyeti, C. fişek yatağı emniyeti, D. kabza emniyeti, D. E. şarjör emniyeti. Evet, fişek yatağı emniyeti emniyet tertibatlarından değildir. Yine banko sınav sorularından, yıldızlı sınav sorularımızdan birisi 21. sorumuz. 22. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur? A. Çerçeve. B. Horoz. C. Çıkarıcı. D. Şarjör. E. Namlu. Yiv ve set silahın namlusunda bulunur. Edirne seçeneği yıldızlı sınav sorularımızdan arkadaşlar. Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. 23. sorumuz yine yıldızlı sorulardan bir sorumuz. Etkili mesafe nedir? Etkili mesafe A. silahın menzilidir. B. fişeğin ilk hızıdır. C. merminin kendi ekseninde dönme mesafesidir. D. atıcının görüş mesafesidir. E. merminin delme gücüdür. Etkili mesafe, değil mi? Etkili bir mesafe var. Menziliniz var. Atış yapıyorsunuz. Merminin delme gücü çok etkili, değil mi? Evet. Burada yani merminin delme gücünü gösterir. Edirne seçeneği doğru cevap. 24'e bakalım. Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir? Ağır ateşli silahlar, hafif ateşli silahlar, ateşsiz silahlar, ağır ateşsiz silahlar, el bombası. Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara tabii ki ağır ateşli silahlar adı verilir. Adana seçeneği doğru cevap. 25. Yerine getiren yayın görevi nedir? Yine yıldızlı sınav sorularımızdan. A. Düzgün nişan alınmasını sağlar. B. Namluyu kilitleyerek emniyete alır. C. Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar. D. Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller. E. Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar. Tabi burada yerine getiren yayın görevi öncelikle sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlıyor. Evet, Edirne seçeneği doğru cevap.
26'ya bakalım. Yıldızlı sınav sorularından aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu kapak takımı üzerinde yer almaz? Evet, sürgü grubu üzerinde yer almaz. A. Kovan atma boşluğu. B. Sürgü kilit dişleri. C. Tetik korkulu. D. Gez. E. Arpacık. Evet. Tetik korkulu sürgü grubu içerisinde yer almıyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 27'ye bakalım. Tabancanın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir? A. Fişek ateşlenemez. B. Tabanca ile nişan hattı oluşturulamaz. C. Horoz kurulamaz. D. Tabanca emniyete alınamaz. E. Şarjör yuvasına oturmaz. Evet, burada da iğnenin kırılması durumunda fişek ateşlemez arkadaşlar. Evet, C. Adana seçeneği doğru cevap. Yine yıldızlı sınav sorularından bir soruydu. 28'e bakalım. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere nokta nokta derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 25, 35, 40, 55, 45, 65 şeklinde verilmiş. Tabii atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ne kadar bakmalı arkadaşlar? 45 derece bakacak şekilde olmalıdır. Yıldızlı sınav sorularımızdan. Evet, burada 45 derece olacak cevap. Denizli seçeneği. 29. sorumuza geldik. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür? Toplu tabancada çıkarıcı yıldızı, top yuvaları, C. tırnak, D. horoz örsü, E. top kilidi. Evet, toplu tabancada tırnak vazifesini çıkarıcı yıldızı görür. Adana seçeneği doğru cevap. Yine yıldızlı sınav sorularımızdandı. Son sorumuz arkadaşlar, 30. soru. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından dolayı şuradakilerden hangisi meydana gelir? A. Tetik düşmez. B. Kapsül ateşlenmez. C. Silah otomatik olarak çalışır. D. Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez. E. Silah emniyete alınmaz. Evet arkadaşlar, burada boş kovan fişek yatağından geri çekilemiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorularından. Daha önce atmış olduğum arkadaşlar özel güvenlik silah bilgisi sınav sorularını mutlaka çözün. Bütün sınav soruları kanalımızdaki silah sorularından geliyor. 100 alabilirsiniz. Yani %100 hepsini yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çevrenizdeki arkadaşlara da kanalımızı mutlaka önerin. Hepinize sağlıklı, kazasız günler. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.